Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün balık menüsüyle sizlere geldim. Püreli harika bir menü hazırladım arkadaşlar. Umarım sizler de yapınca beğeneceksiniz. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle 2-3 tane pancarım vardı. Kabuklarını soyup bu şekilde tencereme aldım. Üzerine de bir su bardağı su ekleyip haşlamaya bıraktım. Yaklaşık 15 dakika. Aynı şekilde patateslerimi de soydum. Yaklaşık bir çay bardağı su ekleyip biraz da tuz haşlamaya bıraktım. Evet, haşlamış olduğum patateslerden püre elde edeceğim arkadaşlar. Bir kabıma patateslerimi alıyorum. Eziciyle eziyorum. Daha sonra bir parça tereyağı, bir çay bardak, gerekirse 1,5 çay bardak da ilave edebilirsiniz kıvamına göre arkadaşlar. Güzelce karıştırıp tuz, biraz muskat baharatı, dilerseniz karabiber ile lezzetlendirebilirsiniz püreyi. Bu şekilde püremizi hazırlamış oluyorum. Elde etmiş olduğum bu püreyi arkadaşlar ikiye böleceğim. Yarısını pancar püresinde kullanacağım. Evet, pancarlarımı da bir kabıma aldım ve birazcık haşlamış olduğum pancar suyundan ekleyip blender ile püre haline getirdim. Püresiz kıvam olana kadar. Bir miktar pancar suyunu da çok az elde etmiş olduğum pancar püresinden ekleyip bu şekilde karıştırın. Daha bir sıvı sos elde ettim arkadaşlar. Bu sosu daha sonra sunumda kullanacağım. Evet, şimdi pancar püremi yapmış olduğum patates püremin yarısını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde pancarlı patates püremi hazırlamış oluyorum. Evet, tuzuna bakalım. Damak tadına göre tuzumuzu da atalım, lezzetlendirelim. İki çeşit püre yapmış olduk. Pancar püresi ve patates püresi. Evet, bu şekilde pürelerim hazır. Pancar sosum da hazır. Evet, şimdi balık fileme geçebiliriz arkadaşlar. Bu balık sanırım levrek oluyor. Sander file. Levreğin filesi. Tuz, karabiber, un ile hafif baharatlıyoruz. Daha sonrasında ben sileks tavamda iki taraflı kızarttım. Sizler dilerseniz teflon tavada kızartabilirsiniz. Çok az zeytinyağı ilave ettim. Ve kızmış olan tavamda önce derisi alta gelecek şekilde koyup kızarttım. Daha sonrasında çevirip diğer tarafı kızarttım. Çok çabuk kızarıyor çünkü zaten çok ince ve küçük olduğu için uzun sürmüyor arkadaşlar pişmesi. Evet, artık sunuma tabaklamaya geçebiliriz. Balık filelerim güzelce kızardı. Patates ve pancar pürem hazır. Tabağa bu şekilde koyduktan sonra kenarına da balsamika sirke koydum arkadaşlar. Elde etmiş olduğum o sıvı olan pancar sosundan da ben bu şekilde kullanmak istedim. Sizler dilerseniz tabağın etrafına da renk katması için serpebilirsiniz. Evet. Brokoli salatası da yapmıştım. Haşlanmayan brokoli salatası arkadaşlar. Müthiş lezzetli oluyor. Bu salata tarifimde daha önceden sizlerle paylaşmıştım sanırım. Diğer videolarımdan bakabilirsiniz. İnanın o kadar çok tarif paylaşıyorum ki ben de artık unutuyorum. Acaba paylaşmış mıydım bu tarifi diye. Çünkü her tarifi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer yoksa da bu tarifi de en kısa zamanda sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, bugünlük bu kadardı.
İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen kanalımda eksik etmeyin. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Evet, farklı tarihlerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.